Bravo. Bravo. Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Evet, ben Serkan Çağrı efendim, gördüğünüz gibi. Bundan sonraki programımızda her hafta birlikte olacağız. Tabii ki değerli üstad bağlamasıyla Ahmet Koç. Estağfurullah. Evet, sevgili dostum Serkan Çağrı'yla her gün bir rotaya yolculuk yapacağız. Rotamızı her programda değişik yerlere yönlendireceğiz. Nereler var? Dünya turu yapacağız öncelikle. Evet. Ülkemizin bütün coğrafyalarına erişeceğiz ama tabii... Sadece ülkemiz değil. Ülkemizin dışına çıkacağız. Yunanistan'a gideceğiz, Bulgaristan'a gideceğiz, Azerbaycan'a gideceğiz. Belki de hiç bilmediğimiz, yolculuk yapmayı dahi hayal etmediğimiz yerlere müziğimizle gideceğiz efendim bundan sonraki programımızda. Rotamızı nereye çevireceğimiz hiç belli olmaz. Ona göre sürprizlerle dolu bir program olacak. Tabii her hafta çok değerli, kıymetli konuklar olacak burada bizimle beraber. Hem kendi türünün çok usta isimleri, hem de belki de hiç tanımadığınız, görmediğiniz ama sesini, nefesini dinlediğinizde, enstrümanına olan hakimiyetini gördüğünüzde çok fazla heyecan duyacağınız müzisyenler de bizimle burada olacak. Biz bu programda özellikle Ahmet abiyle konuştuk, dedik ki az konuşalım, çok müzik yapalım, öyle evet, değil mi? Evet, evet. Yani söz bitsin, aslında müzik başlasın. Hani sözün bittiği yer... Enstrümanlar konuşsun. Enstrümanlar konuşsun. Dediğin gibi yalnızca belki şarkılarla ilgili ya da yaşanılan, o şarkılar üretilirken yaşanılanlarla ilgili sohbetler yapabiliriz. Ama dediğin gibi daha çok müzik yapacağız. Bir Barış Manço eseriyle geldik bugün huzurlarınızda, gibi gibi. Söz müzik Barış Manço'ydu. Şimdi çok değerli bir sanatçı dostumuzu, sanatçı arkadaşımızı sizlere davet etmek istiyoruz. Şimdi konuğumuzu biraz heyecanlandıralım beklerken. Bu arada çok çok kıymetli özel müzisyen dostlarımız var bizim gördüğünüz gibi stüdyomuzda. Evet. Ahmet Koç'un çok değerli kardeşi, aynı zamanda Ali Koç tuşlu çalgılarda. Hepsi kardeşim aslında. Evet. Ali Koç var, bas gitarda Mehmet Özen var. Ondan sonra kendi... Soy ismi gibi güzel bir adam. Güzel elleriyle bize renk katıyor, ses veriyor. Yiğit namıyla anılır derler. Tabii. Sendur Güzelel'in oğlu Selahattin Güzelel. Evet, usta bir keman sanatçımız yine. Ve bu yakışıklı var bir tane köşede. Evet. Niye arkaya attık onu biliyor musun? Neden? Çok yakışıklı, öne çıkıyor. O yüzden en arkaya attık arkadaşımızı. Gencay Kıymaz davuluyla. Evet. Hemen konuğumuzu bekletmeyelim bence, değil evet, mi abi? Bence de. Kim çağıralım. Var? Çok özel bir müzisyen. Siz onu çok iyi tanıyorsunuz ama biz onu başka yönleriyle de tanıyoruz. Çok iyi bir piyanist aynı zamanda. Bahadır Tatlıöz. Evet, bizlerle. Bahadır Tatlıöz geliyor. Alkış, alkış. Bahadır hoş geldin. Biz hoş bulduk. Öyle Serkan'cığım. Bir bağlandık ki yerimize kalkamıyoruz. Bahadır hoş geldin. Kablolarda. Ahmet abi hoş bulduk. Ne kadar güzel bir ortam. Değerli müzisyen arkadaşlarım. Herkese çok selam olsun. Kral ailesine buradan kocaman öpücükler. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Galiba ilk programlardan biri bu. Bu ilk program. İlk program, tamam. Evet. O bana nasip oldu. Ne evet. kadar kısmetli bir adamım o zaman ben. Çok biz de kısmetli. Oldum. Senin gibi değerli bir kardeşimizi, müzisyen dostumuzu ağırlıyoruz bugün. Çok teşekkür ederim. O benim için, o zevk benim için geçerli. Kendimi çok rahat hissettiğim yerlerden biridir benim zaten. Kral platformlarının hepsi tabii. O yüzden alışkınım da çok gelip gidiyoruz. Herkese benim kardeşim gibi zaten bu ortamda. Çok zevkli. Yani iyi ki beni çağırdınız, iyi ki geldim. Biz de çok memnun olduk. Ayaklarına sağlık. Nefesim resim çizer cama. Alışmışım her gece keder ve gama. Özlemin kamçılar durur beni. Sarıp sarmalar ki yalnızlık titretir teni. Nefesim resim çizer cama. Alışmışım her gece keder ve gama. Özlemin kamçılar durur beni. Sarıp sarmalar ki yalnızlık titretir teni. Aklını boş ver, kalbine bir sor bence. Özledin çokça beni. Arzular yakar durur seni. Sarıp sarmalar ki yalnızlık titretir teni. Ne istedin vermedim. Aylar oldu gelmedin bana geri.
akıl ermez, kalbi anlamaz. Aşk var ki insan fani. Sen varsan biz varız, biz bu aşkı toplarız. Yeter ki dön geri hoppa. Nefesim resim çizer cama, alışmışım her gece keder ve gama. Özlemin kamçılar durur beni, sarıp sarmalar ki yalnızlık titretir teni. Aklını boş ver, kalbine bir sor. Bence özledin çokça beni, arzular yakar durur seni. Sarıp sarmalar ki yalnızlık titretir teni. Din vermedim, aylar oldu gelmedin bana geri. Takvimde yaprak bitti, yeni aylar ekledim deli gibi senin için. Bazen akıl ermez, kalbi anlamaz. Aşk baki insan fani. Sen varsan biz varız, biz bu aşkı toplarız. Yeter ki dön geri. Ne istedin vermedin, aylar oldu gelmedin bana geri. Takvimde yaprak bitti, yeni aylar ekledim deli gibi senin için. Bazen akıl ermez, kalbi anlamaz. Aşk baki insan fani. Sen varsan biz varız, biz bu aşkı toplarız. Yeter ki aylar oldu gelmedin bana geri. Takvimde yaprak bitti, yeni aylar ekledim deli gibi senin için. Bazen akıl ermez, kalbi anlamaz. Aşk baki insan fani. Sen varsan biz varız, biz bu aşkı toplarız. Yeter ki dön. Çok güzel oldu. Ne söyledin ama ya? Vallahi. Yok estağfurullah. Küçücük kusurlar oldu ama müzik kusurları, canlı müzik kusurlarıyla güzel. Evet, el yapımı. Aynen öyle. Yani ben hata yapacağım, müzisyen hata yapacak. Bazen yani müzik de o kötü andan güzel bir duygu doğuyor her zaman için. Detone oluyoruz vesaire ama güzel bir şey çıkıyor ortaya aslında. Zaten olması gereken bu. Aynen kesinlikle. Biz kusursuzluk peşinde koşarken aslında çok insani bir tarafı zaman zaman unutuyoruz ama sonra hatırlamak da çok mühim bir konu. Yani nedir mesela? Enstrüman bile insan gibidir. Biz kuliste onu konuşuyoruz. Hapşırmalı. Yani sesi çatlamalı. İnsan aynen gibi düşünürsek. Aynen kesinlikle. Aynen öyle. Evet. Biz ama mesela kendimize hakkı veriyoruz. Hasta olunca çatlıyor, evet, patlıyor sesler. Ama enstrümanda mesela bir çatlama sesi gelsin. Aa ne oldu orada falan diye geri dönebiliyoruz. Evet. Ben artık dönmüyorum. Doğa evet, da var ya. Bence işte öyle yapalım. Ama o zaman bu şarkıda biraz daha böyle hislerimizle şey yapalım. Çünkü evet, bu biraz daha duygusal bir şarkı değil mi? Evet. Çaldığımız versiyonu çok daha duygusal oluyor. Kesinlikle. Sizlerin de tabii dokunuşuyla muhteşem bir hale geliyor.
gider elden zaman. Ben masumum, kalbim rahat, Allah tapar. Dilden çıkan bir ok kadar acı vermez hiçbir talan. Ben direndim, içim rahat, Allah tapar. Olacak olan olur, su yolunu bulur. Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla. Olacak olan olur, su yolunu bulur. Sen bunlara takılma, bir yabancı çıkar da çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla. Olacak olan, dilden çıkan bir ok kadar acı vermez hiçbir talan. Ben direndim, İçim rahat, Allah tapar. Olacak olan olur, su yolunu bulur. Sen bunlara takıl, bir yabancı çıkar da çarkını bozarsa, o zaman beni hatırla. Olacak olan olur, su yolunu bulur. Sen bunlara takıl, o zaman beni hatırla. Ben sana yüzüm döndüm, her gün ağladım, her gün öldüm. Kalbimin derdini bilen Allah tapar. Sen mağrur taştan kördün, gönlünü kadar küçük gördün. Neyse ki her şeyi gören sağlık. Ellerinize sağlık. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Ellerinize söz, sağlık. Müzik düzenleme hepsi bana ait. Evet. Düzenleme de sana ait. Evet. Biraz müzisyen tarafından da bahsedelim mi? Tabii. Evet. Sen de işin mutfağındaydın. Uzun bir müddet beraber de çalıştık. Evet, hatta. Tabii. Zaman zaman beraber enstrümantal programlar da yaptık biliyorsun. Senin bir programın vardı, çok güzeldi. Ben de orada kendi konseptimi sahneye koymuştum. Piyanist olarak. Evet. Çok hatırlıyorum. Çok güzel de bir orkestram vardı. Evet, yani güzel bir grup kurmuştuk o zaman. Nasıl oldu? Yani şarkı söyleme fikri nasıl gelişti? Çünkü bize de çok soruyorlar. Abi 10 tane albümüm var enstrümantal. Niye şarkı söylemiyorsun? Değil mi? Öyle yani bir şey sana var. Da, o cesaretli, iyi adım attı. Ben tebrik ediyorum öncelikle seni böyle bir atılım yaptığın için. Çok teşekkür ederim. Çünkü müzisyen olup böyle bir cesaret göstermek çok zor bir şey. Birçok arkadaşımızın içinde olup da yapamadığı bir şey de bu. Bakma sen, biz de söylemek istiyoruz. Bir dakika.
aldıktan sonra galiba o tarafa doğru bir maillenme var. Bir albüm yapalım. Değil mi? Serkan Çağrı'yı herkes klarnetle tanıyor. Evet. Bir klarnet virtüözü olarak tanıyor. Ama bir dakika, hem çalıp hem söyleme şansı yok. Evet, ben olsam tamam. Bir şey söyleyeceğim, ben yırttım bu konuda. Tabii. Size bu evet, konuda senin bahanen hazır. Evet, nasıl oldu? Yani bu fikir nasıl gelişti? Ya şimdi benim ailemde yıllardır var tabii, yani benim hani şarkı söylememle alakalı bir baskı benim hep üzerimde vardı çocukluğumdan beri, ama ben çok idealist bir yolda yürüyordum. Hepinizin çok iyi bildiği böyle daha enstrümantal projeler, daha müzisyenlik konsepti bir hayat sürmek istiyordum. Ve bununla alakalı da bütün cefalara ben hazırlıklıydım. Ama en son ben aslında birazcık duygusal bir durumdan dolayı geçtim ben şarkı söylemeye. Şöyle oldu açıkçası. Saklanacak bir şey değil. Birçok insan da biliyor. Aşk meşk meselesi açık değil. Diyor. Öyle değil. Değil tabii. Öyle bir şey bekledik ama. Ya ben Savaş ve Özün diye bir klip yaptım. Sosyal sorumluluk projeleri yapıyordum ben. Savaş ve Özün diye bir klip de yaptım. Bu klipte işte sevgili Erkan Uğur, İsmail Soyberg, Turgut Alpbekoğlu, arkadaşlarımız, evet, Şenova Ülker gibi çok değerli müzisyen abilerimle birlikte canlı performans bir klip çektik. Benim böyle caz balat bir eserimdi. Ve o klibin en özel tarafı da şeydi. Canlı çekildi. Gerçekten canlı çalındı o anda da. 7 tane kamera. Konu da savaşa hayır. İşte 1. Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar insan kaybını anlatan İngilizce ve Türkçe altyazıyla sözsüz enstrümantal bir projeydi. Ben Almanya'dan çok önemli bir müzik akademisinden o projeyle ödül aldım. Yani ödüle layık görüldüm. Ama gelin görün ki o ödül töreninin, o organizasyonun dünyadaki birçok müzisyene ödül verilecekti. Ve çok ciddi bir organizasyon düzenleniyordu. O organizasyon tarihi netleşmişti. Bana da geldiği tarihte, o organizasyon tarihi, beni davet edildiğin tarihte, ben çok değerli bir arkadaşımın sahnesinde eşlik ediyorum. Klavyeci olarak çalıyorum. Ve gerçekten maddi imkanların çok sınırlı. Aslında borç harç içinde yüzüyorum. Evimin belki de kiralarını ödeyememişim falan. Yani evden çıkmak üzereyim. Ve o gitmem gereken işlere gittiğim zaman ben kira borcumu ödeyip hayatıma devam edeceğim. Tabii edebileceğim. Allah Allah. Evet, böyle bir durum. Söylüyor. Ve ben dedim ki böyle bir durum var diye mailleştik. Gelemiyorum, beni affedin. Yani böyle bir durum var. Anlayışla karşıladılar ama bir şey değişemedi ve benim bana verilecek ödül Hindistan'dan başka bir müzisyene transfer oldu bir Sen anda. Sen gidemedin yani. Gidemedim gerçekten. Ben. Yani gerçekten maddi imkanlar doğrultusundan. Bak, çok önemli bir şey çıkıyor, evet, bence bu. Yani ülkemizdeki müzisyenler açısından şu senin yaşadığın hakikaten ibretlik bir şey. Ve bunu nasıl yapmak lazım, nasıl desteklemek lazım? Senin gibi böyle çalışmalar yapan çok insan tanıyorum. Var, neler var. Hep geliyor. Yani yol açmaya çalışıyorsun ama ben de zaten aynı durumlardan geldim. Ahmet abi de aynı, evet, durumlardan geldi. Ama insanlar kendi imkanlarını kendileri yaratıyorlar. Bak, şimdi o öyle olduktan sonra ne oldu peki? Ben orada çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşadım. Ve sonra düşünmeye başladım. Ya arkadaş dedim, Bahadır, acayip acayip projeler yapıyorsun ve bunlar ulusal platformda değer görüyor. Sana Almanlar ödül veriyor ama senin ülkende kimse bunun farkında değil. Ve bu bende çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşattı. Bayağı bunun bir ay falan ben etkisinde kaldım. O gün karar verdim. Tamam, ben dedim şarkı söylüyorum artık. Yani böyle oldu açıkçası. Ve sonra bundan dolayı şarkı söylemeye başladım. Şarkı söylemeye başladım. Evet, pop şarkılar yapmaya başladım. Ama orada da çok güzel bir şey buldum. Çok karşıydım öncesinde. Ya ben şarkı söylemem, pop müzik yapmam diyordum. Sonra bir baktım ki burada da güzel bir şey yakalanıyor. Ve yakaladıktan sonra, ya bu da güzel gerçekten dedim. İnsanlarla bir şey paylaşıyorsun. Bunun da artısı, seni daha çok insan tanıyor. Ve bir sevgi alışverişi büyüyor. Gerçekten bir topak halinde büyüyor. Sana başka bir manevi tatmin vermeye başlıyor. Ben insanların beni sevmesini sevdim açıkçası. O beni çok büyüledi. Ve ben buna devam ettim. Ürettim. Ama herkes de biliyor ki hiçbir zaman çizgiyi bozmadan popüler müziğin gerçekten doğru, alternatif bir noktasında durarak ve direnerek bir noktaya kadar getirdim ve şükürler olsun ki. Doğru. Ne güzel. Yani bize şey mi diyorsun? Şarkı söyleyeyim mi diyorsun? Hemen başlayın. Hatta hemen şarkılar yürü. Benden. Konu açılmışken söylemek istiyorum bunu, affınıza sığınarak. Şimdi müzisyen bir adamdan bahsediyoruz. Evet. Çok iyi bir piyanist. Beraber de çok çaldık. Seninle de çaldı. Beraber de çaldık. Birçok zamanda buluştuk. Evet ya. Serkan'la çok güzel projelerde çaldık. Onun projesinde ben eşlik ettim daha doğrusu. Ne kadar güzel vakitler geçirdik ama ben seni özledim, piyanoya dokunuşunu. Acaba ben de özledim mı bu arada? Ya o zaman canlı bir
Bir de otursa da duysak bir şey. Evet çalarız, çalarım. Yani sen çal, biz seni duyalım. Evet, tamam, sen gir, olur. Sen gir, belki biz arkandan geliriz. Şöyle, ama sen... şöyle bir durum var, yalnız söyleyeyim, ben çok acayip uzağım artık enstrümanımdan. Yani eski performansım benim yok. Ben onu kabul etmiyorum. Öyle performans, öyle bir şey yok yani. Hani hiç o çalan değil. Adam yok artık. Ama yok, olsun. Yine sizin için. Onu duyduğumuzda biz anlarız zaten senin kalbinden geçenleri. Öyle bakmıyoruz zaten. Ama ben bir araya bir parantez girebilir miyim küçücük? Hani tabii. Konuşmayı uzatmamak adına da olsa bir şey söylemek istiyorum. Biraz evvel çaldığımız Su Yolunu Bulur benim albümün çıkış şarkısı. Ve şarkının sözleri ve klibi gerçekten aslında bir sosyal sorumluluk içeren bir klibi var. Çok değerli bir tarihimiz Hasan Keyfi, gelecek nesillere bırakan belgesel tadında bir klibi var. Şarkının içinde de çok manevi duygular içeren işte bir edebiyatı var. Herkes bu şarkıyla çıkmak doğru mudur dedi. Daha hit şarkılar var, daha yani evet. Şeyi koklayan, daha ticari konjektörü koklayan. Evet. Ben dedim doğrudur ya, bunu insanlar bilir dedim ve benim şu anda her konserimde, dün mesela çok güzel bir konser dedim Menderes'te, halk konseriydi. Ben bir baktım 3000 kişi bağıra bağıra bu şarkıyı söylüyor. Demek ki hakikaten inandığınız zaman Su Yolunu Buluyormuş yani. Kesinlikle. Gerçekten. Dinleyelim mi seni? Hadi dinleyelim. Hadi. Thank you.
Nefis. Evet. Evet. O albüm çok önemli bir albümdür. Sezen Aksu'nun Sen Ağlama albümü. Kesinlikle. Hem sound olarak hem kreasyon, anlayış olarak çok güzel bir albümdür. Bir çığır açmıştır aslında. Evet. Bu. Onun notun için ne büyük müzisyendi zaten. Evet. Toprağı bol olsun. Kesinlikle çok öyle. Önemli. Çok yani. Önemli gerçekten. Senin özellikle istediğin bir parça vardı. Evet. Yandım yandım. Evet, ben bunu konserlerde de söylüyorum ve şöyle başlıyorum söze. Bence bir kadına yazılmış en güzel aşk şarkılarından biridir diye. Evet. Çünkü bana yeniden şarkılar söyleten kadın çok iddialı bir kelime bence ya, cümle yani. Değil çok, mi? Çok duygulanıyorum tabii. Onu duyduğum zaman bana orası her şeyi anlatıyor. Anlatalım o zaman. Anlatalım. Biz de. Evet. Hoş bir havan var, ne güzel adın. Bir çizik attın gönlüme, kanatın. Yandım, 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 kine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Rüyalar artık gidiyorlar bana. Ah bu gönlüne daha sağlık. Vallahi arkadaşlar, sağlık. Sizin de evet. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Ne güzel çalıyorsunuz vallahi ya. Ya ben hep söylüyorum ya. Yani ben bu şurada mesela kendim bende bir şey yok. Buradaki diğer insanlar olayı kaldırıyor. Yani bir şey şarkıyı söyleyen bence sadece süs. Ben buna inanıyorum. Çünkü doğanın sesi enstrüman. Doğru. Enstrüman, şarkıyı söyleyen süs. Bahadır, benim merak ettiğim bir şey var. Sorabilir miyim müsaadenle? Tabii, ne demek? Hani bu programımızın da samimiyeti, arkadaşlarımızın da samimiyeti. Sen evet anlattın, birçok şeyi özetledin ama işte müzisyenlikten şarkı söylemeye geçişini vesaire. Günün birinde istediğin, yapmak istediğin her şeye eriştiğinde farklı bir müzik koymak ister misin ortaya? Yani bugünkü yaptıklarından. Hem de nasıl?
planlarını bile gönlünde yapıyorum. Ne var mesela? Senin ileride böyle hani bu benim gönlümdeki olan şey, bunu yapmak istiyorum dediğin. Birincisi şeye devam edeceğim. Biliyorsun Çalacağız albümüm vardı benim, o türküleri caz formatında düzenlediğim döneminde. Şimdi o, evet. Onu daha geliştirerek belki biraz senfonik. Yani aslında caz harmoniyle klasik müziği tınıları birleştirdiğim bir proje var kafamda. O beni çok yıpratacak, ben bunu biliyorum. Ama böyle bir albüm ortaya koymak istiyorum. Repertuar türkülerden mi oluşuyor? Türkülerden tamam, oluşacak. Evet, ben piyano çalacağım. Mesela ben orada söylemeyeceğim. Çalacağız'da söylüyordum. Hı-hı. Günümüzün çok değerli türkücülerini ağırlamak istiyorsun evet, albümde. Evet, albümde her şarkıda biri olacak. Ben orada sadece müzik adamı olarak duracağım ve düzenlemelerde duracağım. Konserleri de böyle yapmak istiyorum. Yani Türkiye'yi, müziklerini modern formatta dünyanın her tarafında sahnelemek istiyorum. Biz madem bu türküden bahsettik, evet, senin ilk albümden bahsettik değil mi abi? Ne evet. yapalım? Türkü seni şimdi lazım. farklı bir kulvarda gösterelim istiyoruz. Olabilir. O zaman şeyde, biraz evvel de içeride konuşmuştuk aslında. Benim Çalacağız'da da, o albümde de, tabii bambaşka bir aranjeyle çok sevdiğim bir türküyü seslendirmiştik ve düzenlemiştik. Anan Var Mıdır? Daha önce ekranda yaptın mı sen? Hayır, hiç yapmadım, ilk defa. İlk defa yapıyorum. Çalacağız'ın konserlerinde yapmıştım ilk sahnede. İlk kez Rota'da sevgili izleyenler, Ahmet abi de güzel bir açış yapacak. Ve ben de uzun zamandır hiç söylemedim. Yani hatta 5-6 senesi var, bu türküyü hiç söylemedim. Şimdi ilk kez burada söyleyeceğim. Ben de hiç çalmadım. İnşallah bakalım nasıl söyleyeceğiz yani. Siz çalarsanız da ben nasıl söylerim, ona bakacağız. Güzel söylersin. Bir Taksim'den sonra hepimiz tamam, gireriz bakalım. Bir açış.
açılamadım gülüm, açılamadım yavrum, açılamadım. Terazi ufak edut tartılamadım. O domuzun kızına ben sarılamadım. Anan var mı dur, baban var mı dur, anan var mı dur, baban var mı dur. Seni bana methettiler aslı var mı dur, seni bana methettiler aslı var mı dur. Rinnarinnanay, 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 rinnarinnanay. Çaldınız yahu. Teşekkür ederiz. Hiç vallahi provasız. Bağırır. Vallahi hiç provasız ha. Evet. Çok zevk aldım bu parçadan. Çünkü bu şu anda ne yapacağımızı bilmeden çaldığımız evet, bir şeydi ya. Evet, demek evet, ki improvize. Tasarlamadan çalmak çok daha evet, güzel. Biraz evvel söylediğim gibi yani hata da oluyor, kusur da oluyor ya ama. Bazı duygular da öyle değil midir? Kesinlikle. Yani, bir şeye söylemek için hazırlanırsın. Tabii. Cesaret edemezsin, günlerce hazırlanırsın. Ama olmaz. Sonra birdenbire hazır olmadığın bir zamanda yaparsın. Ve amacına ulaşır. Aşkta böyle bir şey değil mi? Şimdi aslında ondan bahsetmek istemiştim. Yani hiç tasarlamadığın bir anda, tasarlamadığın zamanda, tasarlamadığın biri karşına çıkar. İşte. Ve hayatını allak bullak eder. Belki çok acı biter sonu o ilişkinin. Ama esas en tatlı aşk da odur. Mutlu aşk yoktur diyor peki. Doğrudur bence. Var. Kesin. O kadar şey yapmayın. Yani öyle... Ya tabii ki. Bir aile kavramına ya, bağlı. Gencebay demiş ya, eğer aşka bir ceza verebilseydim benim gibi onun da sevmesini isterdim. Evet. Çok aa, güzel söylememiş mi? Abi bu işlere girme. Aşk mı kişileri? Peki tamam hadi bunlardan geçelim. Ama tasarlanmayan aşkları esas aşk yani böyle insanı çarpan, perişan eden. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bahadır, çok evet. Güzel bir sohbet oldu. Biz çok keyif aldık seni burada ağırlamaktan. İnşallah ne güzel başka oldu ya. Projede. Gerçekten ben de çok mutlu oldum. Çok güzel müzik yaptık. Dedim ya canlı, ellerinize sağlık arkadaşlar. Alkış sizleri seviyoruz. Alkış.
Arkadaşlar sizlerin de ellerinize sağlık. Evet. Müthişsiniz. Rotamız başka bir yere doğru birazdan gidecek çevireceğiz birazdan. Rotamızı daha doğrusu. Evet, ben de. İlk yayında bizi yalnız bırakmadığın için dostum çok teşekkür ediyorum. Ya, ben benim de benim için şereftir. Böyle güzel bir programın ilk yayınında beni çağırmış olmanız bile çok büyük bir değer göstergesidir. Çok sağ olun, var olun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bahadır Tatlıöz.
ne diyelim? Elimizden bu kadar geldi. Çünkü hani Vasilis gibi çok usta bir müzisyenden dinledikten sonra bu parçayı, onun yorumunu düşünüp hayal bile ettiğinizde yani bir türlü el vermiyor yüreğin. Çünkü o kadar güzel bir noktaya getirmiş ki eseri. Evet. Mikis Theodorakis'in bir eseriydi bu. Ben İngilizce ismini söyleyeyim. The Violent'ti bu çaldığımız eserin adı ama bir de Yunanca ismi var. Evet. Menexedenia Tavouna. Yaz Paragalo. Menexedenia Tavouna mor, dağların mor, moru demekmiş. Abi ne zaman araştırdın sen bunu? Ben Yunanca'ya çok büyük ilgim var. Yunanca'ya ve Yunan müziğine. Hmm. Söylediğin gibi şimdi bu Theodorakis'in 70'li yıllarda yaptığı bir beste. Parios tabii. Bunu Parios okudu. Meşhur Yunan yorumcu biliyorsun. Benim yine yıllarca çalıştığım işte Faranduri okudu mesela. Ben oradan biliyorum. Hı hı. Onu yorumdan dinlemiştim. Ama dediğin gibi Vasilis Salias'ın yorumuyla, icrasıyla artık böyle en üst seviyeye ulaşmış gerçekten. Bir de şöyle bir şey var. Teknik bir şey ama söylemekte fayda var. Şimdi o klarneti bıraktım. Bu klarneti aldım ben. O az önceki çaldığım klarnet La klarnet dediğimiz bir klarnetti. Yani Yunanistan'da daha ziyade bu klarnet kullanılıyor. Türkiye'de de bu klarnet kullanılıyor. Boyutlarına bakarsanız buradan kararı siz çıkartırsınız. Bir dakika, Vasilis'in çaldığı hangisi? Şu sol elimdeki klarnet. La klarnet bu. Bu bizim soy klarnetimiz. Türk müziğinde kullandığımız klarnet. Ama onda farklı bir tını var. Özellikle hani birazcık andırsın diye çaldık bugün programda bunu. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen for orkestrası'nda çalınan klarnet hangisi? Si bemol klarnet çalınır. Bunlardan farklı mı? Evet. Tabii ama şöyle bir şey var. Si bemol klarnet, la klarnet kullanılır senfonide, bas klarnet kullanılır. Evet. Soy klarnet Türk müziği için sonradan geliştirilir ama bizim müziğimizde de böyle hani bizim akort sistemimizin doğrudan frekans aralığının register'ının biraz terimler farklı oluyor şu anda. Evet. Register'ının girmemekte fayda var. Türk müziği klarneti diyoruz, soy klarneti. Şimdi Türk müziği klarnetine geçiyoruz. Ama programımız devam ediyor. Rotamızda bu sefer ne var, kim var, evet, hangi şarkılar var? Şimdi çok değerli bir yorumcu arkadaşımızı davet edeceğiz bugün. Ben kendisini çok daha önceden, albümünü yapmadan önce de tesadüfen takip ediyordum. Sonra işte albümü çıktı. Onu da konuşuruz. Çok değerli bir yorumcu. Çağıralım o zaman. Evet. Aydilge geliyor. Aydilge. Evet, Aydilge'yi biz alkışlarla sonra karşılayalım. Evet. Ve kapımız açıldı. Evet. Aman efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz çok hareket edemiyoruz. Olsun, ben ederim hareket. Evet, belli ama çok hareket ettiğin maşallah. Çok teşekkür ederim. Zaten ya formunu hep koruyorsun ha. Selvi gibisin gerçekten. Ay, Selvi için biraz boy da lazım. Öyle o yok bende. Küçük bir insanım. Yok yok, okuyunca büyüyorsun ama. Ay, çok teşekkür ederim, çok nazik. Hoş geldin programımıza, şeref verdin. Hoş bulduk. Çok mutluyum ben de sizlerle beraber olduğum için, sizin gibi usta müzisyenlerle beraber müzik yapacak olmak çok büyük keyif benim için. Biz de çok mutluyuz çünkü ilk programımızda Bahadır da, sen de bizi yalnız bırakmadın. Çok teşekkür ederiz. İnşallah böyle uğur da getiririz sizlere. İnşallah. Çok 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 uzun ömürlü olur inşallah bu program. O zaman güzel bir şarkınla başlayalım hemen. Tamam. Şimdi çok hit bir şarkısı var tabii, biliyorsun ben. Aa, bilmez mi? Eşim dizide çok seyrettiği için oradan seviyor da mu, biliyorum. Ne güzel. Tabii, tabii. Harika. O zaman da çok ses getirmişti. Hala da çok sevilen bir şarkı. Ne diyelim? Kiralık aşk diyelim tamam, o zaman. Hadi diziyle bakalım. Aynı adı. Değil mi? Tabii tabii. Evet, ama bence bizim aranjeyi sizin aranje geçti gibi geliyor bana. Öyle mi diyorsun? Vallahi ben çok beğendim. Şöyle bir provada dinledim. Evet, inşallah provadaki gibi çalabiliriz şimdi. Daha iyisini kesin çalarsın. First feeling her zaman şeydir ya, ilk çaldı ama hadi o zaman gayret edelim. Buyurun. Yağmur dinmiyorsa yollar bitmiyor.
Provadan daha iyi oldu değil mi? Çok, o sololar nedir öyle? O sololar karşılıklı atışmalar. Aşık atışması. Gerçekten tam aşık atışması oldu. Ama şimdi ben bu şarkıyı bir daha konserlerde bu tadı almadığım için nasıl çalacağım? Bizi çağıracaksın. Sen çağıracaksın. Çok önemli özel konserin olduğunda. Evet, evet. Ama iki gün önceden çağırıyorsun. Kesinlikle sabah geleceğiz. Nedenini biliyorsun. Söyleyelim ya. Biz şimdi kendi aramızda böyle konuşuyoruz da. Evet. Programımızda biliyorsunuz iki konuğumuz vardı. Hazırlık kolay olmuyor tabii, burada provalar yapıyoruz, çalışıyoruz vesaire. O kadar büyük sabrı var ki, o kadar çok bekledi ki bizi, sabahtan beri burada. Ve gecenin kaçındayız ya da günün hangi saatindeyiz, evet, onu bilmiyoruz stüdyoda olduğumuz, evet, için. Ama bizi çok bekledi. Biz de böyle konuşurken bir söz verdik kendisine, evleniyormuş. Evet, düğünde iki gün önce. Tarih vermiyoruz bu arada. Yok, vermiyoruz. Düğün tarihini sürpriz vermiyoruz, olsun. Sürpriz. Düğününe dedik ki Ahmet abiyle biz de konuşurken, sen de bizi düğüne çağırsın, iki gün önceden biz de oraya gelelim. Sabah masada gelip oturup bekleyeceğiz. Tamam, değil mi? Ama bir şey söyleyeyim, yani o kadar güzel bir program oluyor ki
izleyicilerimiz de bilsinler, bu işler böyle kolay olmuyor. Bu güzel sesleri çıkarabilmek için hem çok yetenekli müzisyenler gerekli ama o teknik anlamda da o kadar özverili davranılıyor ki bütün bu görmediğimiz insanlar, o ekip o kadar çok uğraşıyorlar ki. Dolayısıyla ben sizin gibi işine saygı duyan insanlara her zaman çok saygı duyuyorum ve beklemek gerekiyorsa da bekliyorum. Çünkü amacımız iyi müzik yapmak. Vallahi, çok teşekkür ederiz. Biz de müzik için buradayız zaten. O zaman müzik için buradayız. Sözü isterseniz fazla uzatmayalım. Yine müzik konuşsun. Şimdi hareketli cıvıl cıvıl bir parçayla girdik. Evet. Bu arada seni tebrik ediyorum. Hem evleniyor diye. Hayır, onu söylemiştik ama. Hem şarkıyı söylüyorsun, hem cevabını veriyorsun ağzına. Dikkat ettin mi? Saspaylarını da söylüyor. Sen misin? Dikkat ettin mi az önce? Zaten onu vermesin şarkıya giremez. Ama çok güzel ya. Kendimi back vokal yapıyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Şey yapalım mı şimdi, peki biraz böyle duygusal bir moda geçelim. Geçelim. Senin duygusal bir şarkın var. Evet. İstersen sen anons et, sen olur. Söyle, biz de eşlik edelim bu sana. Bu yeni albüm benim 2 gün önce çıktı. Yeni albümden evet. Bir parça. Hayırlı olsun. Çok, çok teşekkür ederim. Kendi yoluma gidiyorum albümün ismi ama kendi yoluma giderken bir de eşimi de yanıma alıyorum bildiğiniz gibi. Evet. Ona yazdığım parçalardan biri. İzleyiciler göremiyor şu anda ama o da burada oturuyor. Oradan böyle. Enişte merhaba. O yüzden şimdi bayağı romantik bir şarkı dinleyeceksiniz. Ben hep dinliyorum bunu. Gece uyku tutmazsa dinliyorum özellikle. Evet, özellikle bizim müzisyenlerin evet. Uyku gece tutmaya tutuyor. Yazıyoruz, çiziyoruz. Genelde, evet. Şarkı da o değil mi zaten? Aynen, değil mi? Aynen öyle. O zaman hadi. Gece uykusu tutmayanlara gelsin. Aynen öyle. Aşıklara.
Bu da çok güzel. Bu da çok güzel romantik bir şarkı. Çok bunun bestesi kime ait? Bunun da bestesi sözü bana ait. Aa, ne güzel. Albümdeki tüm şarkıların sözü bestesi bana ait. Harika. Böyle inşallah insanlarla ben duygusallaştım şimdi bir şarkı. Yani o kalbini açmak çok enteresan bir duygu. Hakikaten bunlar ben yaparken tek başıma yapıyorum ama sonra insanlarla paylaştıktan sonra onlar böyle misafirliğe geliyormuş gibi geliyor bana. En güzel şekilde o kalbimi temiz tutmaya çalışıyorum. Hani misafiri nasıl iyi ağırlamaya çalışırsak. O yüzden dinleyiciler de benim böyle hani hayranlarım gibi görmüyorum asla. Hani misafirim gibi. Bak, kalbe gelen misafir. Bu çok önemli. Yani Aydilge'nin çok farklı bir yüzü var. İçi dışı bir derler ya, çok aynen öyle. Ederim. Zaten hani yüzüne baktığın zaman bir insanın kalbi yansır. Çok ben buna inanıyorum. Hep böyle geldiği saatten itibaren bu saate kadar enerjisi hiç düşmedi. Evet. Ayrıca da şöyle bir şey var. Yani bir an olsun insanın yüzü düşer de belli olur ya. Hiç öyle bir şey olmamasının yanı sıra çocuk gibi bir enerji, sürekli böyle mutlu olabilme enerjisi salıyorsun etrafa ve kendi yüzüne. Çok güzel bir şey bu. Herkes yapamaz bunu çünkü. Sarı gelini yapacağız. Sarı gelini yapalım, şalim öyle yapalım. Ben de çok güzel bir yere geldik diye düşünüyorum. Sarı gelin o kadar çok kültürler tarafından benimsenmiş bir türkü ki. Ermeniler bizim türkümüz diyor, bizler bizim türkümüz diyoruz, Azeriler bizim türkümüz diyorlar. Hani ben de diyorum ki işte aslında müziğin ne kadar evrensel olduğunun, ortak değerlerin ne kadar esas kıymetinin olduğunun kesinlikle göstergesi. O yüzden ben de bir kısmını Ermenice bir kısmını Türkçe okuyayım diyorum. Harikasın. Çünkü... Ya bizim Keşanlar bile bizim türkü diyorlar. Yani işte aslında... Aslında doğru, herkesin türküsü çünkü o kadar öz bir şey var ki orada. Müziğin dili rengi olmaz. Müzik aynen insanların duygusundan kaynaklanır ve insanların duygusu da ortaktır. İnsandır nihayetinde özünde olan. Evet. O zaman gidelim biz. Hadi biraz şöyle bir konuşsun.
Evet. Çok duygulandım. Ellerinize sağlık. O kadar. Ağzına sağlık. Vallahi. İki dilde okuduğun şarkıyı. Evet, evet. Ermenice ve Türkçe. Azeriler de çok bizim türkümüz diye benimsiyorlar. Evet. Ve ben hepimizin türküsü diyorum. Yani aynı sizin de söylediğiniz dünyanın gibi. Dünyanın türküsü olsun o zaman. Evet, evet. Yani bir noktada hakikaten. Benim programım vardı. Evet, evet. Dünyanın türküsü. Dünyanın evet. Türküsü. Doğru. Ama hakikaten müziğin ne kadar evrensel olduğu, o kadar hani bu şarkıda özellikle o kadar hissediyorum ki onu. Yani ben hep söylediğim bir şey var. İnsanlar farklı kültürlerden, farklı sınıflardan, farklı ırklardan gelseler de ya aynı şekilde ağlıyoruz, aynı şekilde gülüyoruz. İşin özünde hepimiz insanız. Değil sonuçta. Mi? Doğru. Geçen aklıma ne geldi? Yani hatta bunu birkaç arkadaşımla paylaştım. Düşünsenize bir deprem olduğunu düşünün, Allah korusun, enkaz olduğunu düşünün ve birine yardım edeceksiniz. Yardım etmeden önce şey der misiniz? Pardon, sen Türk müsün? Ermeni misin? Kimlerdensin? Hristiyan mısın? Müslüman mısın? Bunları sormazsınız. O insanı sadece kurtarmaya odaklanırsınız. Evet. Bütün bu tabii ki kimliklerin hepsi anlamlı, hepsi değerli ama insanlığımız söz konusu olduğunda her şeyden zaten önemli olan yani insan olmak. Yani dünyayı güzellik kurtaracak. Evet. Biz Anadolu'dan geliyoruz biliyorsunuz. Anadolu'nun evlatlarıyız, yiğit insanlarıyız. Tabii ki. Zeybeklerimiz var, dadaşlarımız var biliyorsunuz. Şimdi söyleyeceğimiz türkü. Evet. Ya hikayesi de o kadar acıklı ki. Yani ben bunu düşündükçe gerçekten çok böyle içim çok duygusallaşıyorum. Ah Bir Ataş Ver türküsü. Zeybek, evet. Nerin türküsü? Dumlupınar denizaltısıyla alakalı. Hı-hı. Biliyorsunuz. Biliyoruz. Denizaltımızın evet. Çarpışması sonucu askerler orada mahsur kalıyorlar, havasız kalıyorlar, oksijensiz kalıyorlar ve komutanları diyor ki yani nefes bile almayın, konuşmayın, sigara içmeyin, hiçbir şey yapmayın ki yeterince oksijen kalsın. Fakat ne yazık ki kurtarma gerçekleşemiyor zamanında ve oksijen tükeniyor ve yani anladığı zaman da bunu komutan tamam artık bir sigara yakabilirsiniz diyor ve türkü Ah Bir Ataş Ver diye başlıyor. Gerçekten evet. Benim çok tüylerim diken diken oluyor, çok duygulanıyorum. Çalalım mı? Müzikle anlatmışlar hadi. Bunu zaten evet. Çok güzel. Thank you.
Hepinizin eline, gönlüne sağlık, nefesinize kuvvet, gönüllerinize sağlık. Valla farklı hissediyorsun, onu veriyorsun bir defa. Çok çünkü teşekkür ederim. Bu bir hissetme ve yaşamadır müzik aynı zamanda. Bir şey sadece söyleme değil, bir yerden esinlenme falan da değil. Ama bu asıl hissedebilme işidir. O yüzden hani her ne kadar uzağımızda yaşanmışlar veya yakınımızda yaşanmışlar bizi müziğimizle, müziğimize geçirebiliyorsak orada işte doğru bir vazife yapmış oluyoruz diye düşünüyorum ben. Ne güzel bir program oldu değil mi bugün de? Bize göre güzel ama bu anlamda bak bize göre güzel, gerçek yargı organı bu anlamda halk, izleyici. İnşallah izleyicimiz bizi biz beğenir. Burada çok i̇nşallah büyük onlara zevk aldık ama değil mi? Biz aldık ama inşallah bu zevki, bu şeyi bence, güzelliği, bence yaşadığımız güzelliği almışlardır. Seyircilerimiz de, ekranların başında bizi izleyen seyircilerimiz de almıştır diyoruz. Ben öyle düşünüyorum çünkü Bahadır'ın programına da hep kulak misafiri oldum Bahadır yani buradayken. Evet. Ben de o sırada izleyici konumundaydım, dinleyici konumundaydım ve enfesti, muhteşemdi. O yüzden hem burada müzisyen olarak sizlerle çalmak, söylemek ayrı bir keyif. Hem arkadaşımın, güzel arkadaşımı çok da seviyorum Bahadır. Onu ayrıca dinlemek çok büyük keyifti. Bundan sonraki bütün programlarınızın da daimi izleyicisiyim efendim. Sadece geldim programa katıldım gidiyorum diye. Harikasın vallahi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık. Ağzına sağlık. Şimdi şöyle yapalım. Biz seni göndermeyeceğiz bu arada. Tamam. Son bir parça biz çalacağız. Oh ben dinleyeceğim. Sen dinleyeceksin. Ama nasıl bir parça çalacağız biliyor musun? Uzağa gidiyoruz, bayağı uzağa. Rotamız bu sefer Hindistan. Az önce Hindistan mı? Tabii Hindistan'a gideceğiz. Az önce Ermenistan'a gittik biliyorsun. Evet, ben Hint müziklerine aşığım. Çok seviyorum. Raj Kopar'ın meşhur bir şarkısı biliyorsun. Bu şeyden, filmden de bir zaman yayılmış. Avare Hun. Bizim de biliyorsun İzzet abi. İzzet Altınmeş'e yapmış. İzzet Altınmeş'e gibi. Hatta onun biliyorsun filmi falan da var. Tabii. O dönemden. Türkiye'de de o şarkıyı şey yapmıştı. Tabii değil o mi? Patlattı diye. Evet. Ben bunu yaklaşık ya şöyle bana eşim hep söylerdi bu şarkıyı koy diye. Bana da hep şey gelirdi albümüne. Yani biraz değişik, çok hareketli falan ya. Onun ısrar üzerine koydum Serkan. 2005-2006 yılındaki albümde, Sağanak albümünde var. İlk albümde mi? Evet, ikinci albümde yabancı şarkıları çaldım. Sonradan mahcup oldum. Gerçekten dijitalde ve en çok dinlenenlerde baktım. En üst sırada yer aldı. Evet. Bunu da şuna bağlıyorum. İnsanımız şeyi seviyor. Çok renkli müzikleri. Bir de çok renkli bir ulus biliyorsun. Hint kıyafetleri, yemekleri, yaşam biçimleri çok enteresan. Çok ritimleri, enstrümanları, perküsyonları, her şeyleri çok enteresan. Çok enteresan. Şimdi biz o parçayı biz çalmaya... Biz oraya gittik bu arada. Öyle mi? Gittim. Biz gittik. Hindistan'a gittik. Çok enteresan insanlar ilk değil mi? İlk aradığımız şey neydi bizim biliyorsun? Yılan nerede var diye. Ay ben yılan oynatmak istedim. Var mı öyle bir yılan? Var tabii ama şöyle şimdi onların bahar mevsiminde geleneksel olarak böyle bir bayram gibi o özellikle Rajasthan tarafından gelen müzisyenler, yılanı oynatanlar da yine müzisyenler orada. Burada ayı oynatıyorlardı biliyorsun eskiden. Evet. Ya evet ya. Ya ayı oynatıyorlardı ya. Çok özür dilerim söylüyorum. Evet, abi fantastik ya. Olayın fantastikliğine bak. Şimdi biz küçüğüz o zaman. Aydilge sen tabii bizim yaşımız biraz daha şey. Şimdi ya biz çok özür dileyerek söylüyorum ayıcı derdik tamam böyle ayı oynatıcıları vardı. Yazık ayılara. Ya yani. Resmen sokaktan hani evin önünde oturuyoruz ayı geliyor orada oynuyor yatıyor Allah hayvan yani çok şey bir olay çok baktığın zaman. Çok üzücü, gerçekten üzücü. Yani evet. Böyle bir olay vardı bunu değinmek işte, istedim. Yılan. Neyse yılan vesaire tabii biz şeyin yemekler vesaire konusunda ben hep açığımdır gittim dünya mutfağı diye baktığım gözle baktım. Ama bu sefer böyle tabii baharatlar çok özel baharatlar olduğu için bir de alışık olmadığımız için baharatlar falan bir anda dokununca ben 10 gün yattım burada. Benim de bir arkadaşım gittiğinde bir ay kalkamamış. Zaten 35 gün kalacaktım. Ama şehir inince baharat kokuyormuş doğru tabii, mu? Tabii tabii. Evet. Zaten iner inmez o şeyi baharat kokusunun içine iniyorsunuz. Bu arada biz Mumbai'ye gittik. Orada Bollywood stüdyolarını da gezdik. Önemli bir sektör. Biz film müzikleriyle ilgili gitmiştik. Türkiye bu sene geçen yıllarda misafir ülkeydi. Hmm. Bayağı önemli bir sektör biliyorsunuz. İnanılmaz, inanılmaz Mumbai, yani. İnanılmaz gezilecek ve bir çok şey. Çok iyi müzisyenler. Yani gerçekten çok. Mesela bizim ülkemizde biraz böyle burun kıvırma hali var Hintlilere karşı. İşte hani çünkü
gerçekten enteresan ve bütün dünyaya farklı ve biraz da gülünç gelen bir ırk. Ama o kadar renkliler ve o kadar üstatlar ki müzik konusunda özellikle. Tabii, bir kere tabii. Müzik zaten tanrılarından biri yani. Ve o, mesela o müzik yaparlarken ya aslında farklı farklı dinler var ama. İbadetlerini şeyle yapıyorlar. Müzikle yapıyorlar. Ritim eşliğinde yapıyorlar. Evet, o tablaların, o vuruşlar ya inanılmaz iyi müzisyenler. Hint sineması yani filmlerini sever misin? Evet, çok seviyorum yani ama yani bana gerçekten değişik bir dünyaya gidiyormuşum gibi geliyor. Ve o insanlar orada komedi yapmıyorlar ki, onların kültürü o. Kültürü o. Öyle yaşıyorlar yani. Artık gidelim. Gidelim. Sana bu kadar hadi o zaman rotayı çevirelim. Bu arada veda ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ay, çok teşekkür bu ederim. Özel bir gün bizim için. İlk günümüz. Ahmet Koç'la bundan sonra Rota programımızda her hafta izleyenlerimizle birlikte evet. olacağız. Her programımızda değişik sizler gibi özel konuklarımız ne olacak. Güzel, ayaklarına sağlık, yüreğine sağlık. Çok arkadaşlar sizlerin de öyle. Çok teşekkür evet. ediyoruz arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Ahmet abi senin de ellerine davulcu sağlık. Davulcu arkadaşımız az önce çok yakışıklı dedi. Yakışıklı olduğu kadar da süper bir davulcu. Tabii. Evet. O yüzden o kadar geriye attık onu. Bence onu biraz daha ön plana çıkarmalıyız. Evet. Orada durmak yok. O zaman veda ettik sevgili hadi. İzleyenlere. Bir sonraki Rota programımızda bakalım hangi konuklar olacak burada. Ve ne tür müzikler olacak bakacağız hep İnşallah beraber. İnşallah yine rotamız böyle her yere çevrilecek. Peki. Hadi başlayalım. Çalmaya çalışalım. Teşekkür ederiz.